savcılığa gittim. Bu uzaklaştırma kararı aldım. Ev hapsi olayı çıktı bugünkü kararda da. Şu anda ama yani aynı evde yaşamak zorundasınız. Aynı evde yaşamak zorundayız. Şiddet gördüğünü iddia ederek kocasına dava açtı. Aile mahkemesinin verdiği uzaklaştırma kararına ceza mahkemesinden tam tersine bir karar çıktı. Mahkeme o kocayı ev hapsine çarptırdı. Ev hapsindeydi zaten 2 ay. Dedik kanıtlanır her şey olur, hapise girer, girmedi. Ayşe Demir 3 çocuk annesi. İddiaya göre eşi çocuklarına kötü davranıyor ve kendisine de şiddet uyguluyordu. Talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre Ayşe Güldemir aile içinde yaşanan bazı istenmeyen olaylardan sonra kocası hakkında önce boşanma davası açtı, daha sonra da suç duyurusunda bulundu. Mahkeme ise kendisi hakkında koruma kararı verdi ve kocası hakkında da uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılığa gittim, bu uzaklaştırma kararı aldım. Birincisinde uzaklaşmadı. İkinciye gittim. Karar çıktı uzaklaştırma. Yine uzaklaştırmadılar. Yani yine devam etti. Evdeydi. Evden hiç çıkmadı. O koca iddiaya göre uzaklaştırma kararını ihlal etti. Demir boşanma aşamasında olduğu kocasıyla aynı evde yaşamaya mecburdu. Çünkü gidecek hiçbir yeri yoktu. Sorunlar artarak devam etti. Can güvenliğim hiç yok bir kere. Hiç yok yani. Çocuklarım da olmadığı için 2 çocuğumu da yurda aldılar. Beni de evden atıyorlar. Evim atıyor. Evden atıyor. Eşim atıyor. Tehdit babası, ediyor. Annesi. Sen göreceksin diyor. Seni yaşatmayacağım diyor. Tehdit ediyor. Ayşe Güldemir boşanmak istediği kocasıyla bugün yeniden mahkemede yüz yüze geldi. O kocasının tutuklanarak cezaevine gönderilmesini bekliyordu. Fakat hiç beklemediği bir karar çıktı mahkemeden ve kocası ev hapsine çarptırıldı. Bugün çıkışta kurban kesiyorlar. Kurban ayarlamışlar. Köyde kurban kesiyorlar. Kesmelerine gerek yok. Kocası deliller toplanana kadar ev hapsinde olacak. Ayağına takılacak bir çiple adım adım takip edilecek. Ayşegül Demir ise korkuyor. Biz bununla aynı evde yaşıyoruz. Ölümle tehdit ediliyorum ben. Ben ne yapacağımı bilemedim yani. Hem uzaklaştırma veriyorlar evden, hem ev hapsi veriyorlar. Bu nasıl çelişkidir ben onu anlamadım. Ayşe Güldemir hem evden uzaklaştırılan hem de ev hapsine çarptırılan kocasıyla aynı evde yaşamak istemiyor ve kendi evine de gidemiyor. İddiasına göre de gidecek hiçbir yeri yok. Ben bir devlete sığındım dedim ama devlet de benim yanıma yolladı. Suçluyu benim yanıma yolladı ki yani seni ya sen onu öldüreceksin ya o seni öldürecek. Bu elini tarzda bir şey yani. Elini kolunu sallaya sallaya gezecek şimdi. Aile mahkemesinin uzaklaştırma, ağır ceza mahkemesinin ev hapsi kararı Ayşe Güldemir'i içinden çıkılmaz bir sürece soktu. İddiaların hedefindeki koca, Şov Haber'in konuyla ilgili konuşma talebini reddetti.